Haber İngiltere Ramazan Özel'le yeniden karşınızdayız. Bu haftaki Ramazan Özel programını Edmonton bölgesinde yer alan Mevlana Rumi Camii'nden gerçekleştireceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Ramazan ayı Londra'da da yaşanmaya devam ediyor. Peki Ramazan ayı boyunca neler yapılıyor? İşte ayrıntılar. Bir ayın sultanı Ramazan devam ediyor. Müslüman aleminin kutsal ayı olan Ramazan'da binlerce insan camilere akın ediyor. Londra'da yer alan Türk camileri adeta dolup taşıyor. İçinde mukaveleler gerçekleştiriliyor, ibadet ediliyor. Londra'da yaşayan Türkiye'liler orucun açılmasıyla birlikte iftar sofralarında bir araya geliyor. Memleket özlemi Ramazan ayında biraz olsun dindirilmeye çalışılıyor. Ramazan ayının en önemli günü kabul edilen Kadir Gecesi ise 5 Eylül akşamını 6 Eylül'e bağlayan gece yaşanacak. Ramazan ayı ise 9 Eylül'de Ramazan bayramının kutlanmasıyla son bulacak. Haber İngiltere Ramazan ayı boyunca iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor. Şimdi ise Haber İngiltere sizleri maraton okullarının düzenlediği iftar yemeğine götürüyor. Ramazan ayı devam ederken Londra'da verilen iftar yemekleri de devam ediyor. Birazdan Süleymaniye Camii'ne gideceğiz ve camide verilen maraton okullarının iftar yemeğine katılacağız. Maraton Fen Bilimleri Okulları'nın düzenlediği iftar Süleymaniye Camii'nde gerçekleşti. Onlarca veli ve öğrencinin katıldığı iftarda hep birlikte dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu. Ramazan Şerif bildiğiniz gibi gurbet halde biraz garip diyorlar ama ben bu düşünceye katılmıyorum. Sebebine gelince de biz Ramazan Şerif'in manevi ağırlığını daha iyi hissediyoruz burada. Şu ana kadar çok güzel geçiyor. Gördüğünüz gibi arkadaki manzara hemen hemen her gün böyle dolu. İki salonumuz var burada. Yan tarafta da hanımların salonu var. İki salonumuz da dolu. Çok güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Geçen sene Maraton Fen Bilimler Okulu'nun ilk yılıydı. Birinci yılımızı bitirdik. Bu sene ikinci iftarımızı veriyoruz. Velilerimizle beraber verdiğimiz bir iftar bu. Bunun genel amacı bizim bir sloganımız var. 24 saat eğitim sloganımız. Bu eğitimi okul çatısı altında da değil, diğer çatı altında da devam ettirmek istiyoruz. Maraton Fen Bilimleri Okulları'nda öğrenim gören miniklerin aileleri ise böyle güzel bir günde diğer ailelerle tanışabilme fırsatı buldu. Afiyet olsun, Allah kabul etsin. Nasıl gidiyor iftar yemeği? Teşekkürler. Vallahi çok güzel gidiyor. Organize edenler ayrıca teşekkür ederim. Bayağı bir kalabalık, güzel bir atmosfer. Umarım seneye de devamlar olur. Bugün
Diğerinden farkı bugün bir aile ortamı. Aileler, öğrenciler, veliler herkes burada. Buraya gelmişler. Sizin oğlunuz veya sizin çocuğunuz burada mı? Evet, benim çocuğum burada. Selimhan. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun oğlum? Söyleyebiliyorsun. Şöyle dönelim o zaman biz yan tarafa doğru. Dediğimiz gibi maraton okullarında burada aileler de var. Nasılsın? Ailenle birliktesin. Nasıl gidiyor her şey şimdiye kadar? Vallahi her şey iyi gidiyor. İftarımızı yaptık. Maraton okuluna gidiyorum. 12 yaşındayım. Ne dersler yapıyorsunuz? Yabancı dil olarak İspanyolca ve Arapça ve İngilizce, Türkçe de öğreniyoruz. Matematik, bilgisayar, sonra normal ders olarak, sonra bilim, Kur'an dersi, fıkıh. Toplumumuz hep böyle bir arada olarak iftar açmak çok güzel yani. Bugün de işte maraton sporumuzun iftarı gayet güzel, mutluyuz yani elhamdülillah. Nasıl gidiyor iftar şu ana kadar? Ailecek buradasınız. Güzel, evet ailecek buradayım. 3 oğlum ve kocam. Oğlum inşallah, büyük oğlum bu sene ilk senesi başlayacak maratona. Elhamdülillah her şey çok iyi gidiyor. Annelerle birlikte tanışalım maksadıyla geldik. Çok mutluyuz, memnunuz. Umarız nice bayramlara, nice iftarlara diyoruz. Ramazan ayında böyle birlik ve beraberliğin anlamı daha farklı galiba. Özellikle yurt dışında yaşayanlar için. Sizin için de sanıyorum böyle. Biz komşularımız birkaç Türk ailesi var bizim yaşadığımız şehirde. Coventry'de. Orada yalnız yemiyoruz. Ne kadar komşu varsa tek tek birbirimizi davet ediyoruz. İftar böyle, yani Ramazan'ı böyle yaşıyoruz. Maraton Fen Bilimleri Okulları'nın yatılı bölüm sorumlusu Davut Yavuzkan'sa düzenlenen iftar yemeğine katılımın her sene bir öncekine göre daha fazla olduğunu ve bu durumdan bir hayli hoşnut olduklarını dile getirdi. Geçen yılda ilk iftarımızı vermiştik. Çok heyecanlıydı. Bu yıl aynı heyecanı yaşıyoruz. Velilerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle hep beraber aynı çatı altında iftar veriyoruz, iftar yapıyoruz. Çok güzel bir duygu bizim için. Tabii iftarların burada ne demek olduğunu yurt dışında yaşayan Türkler ve Müslümanlar daha iyi anlarlar. Geçen yıl daha az sayıda katılım olmuştu. Bu yıl daha büyük bir katılım var. Ben salona baktığım zaman gelecek yıl almayacağını umuyorum. İnşallah daha büyük bir salonda daha bir kalabalık bir iftar yapacağımızı bekliyorum gelecek yıllar için. O zaman bizleri gelecek yıl daha geniş bir aile ortamı evet, bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Gelecek yıl daha büyük bir aile, daha büyük bir ortam, daha büyük salonda inşallah iftarlar yapacağız.